Doğru. Hocam yani en az infak etmek kadar e, nasıl infak edildiği sorusu da önemli bir soru. E, şimdi hocam konuşurken aslında ben de Münafıkun Suresi e, 10. ayet aklıma geldi. Sayın evet. orada e, Rabbi lev la akhartani ila ecelin qarib le asaddakanna as ve akum minas salihin e, ifadesi var. O da yani bir insan e, ölüm esnasında ya da öldükten sonra Rabbinden dünyaya dönmek için mühlet isteseydi hangi ibadeti yapmak için dönmek isterdi? Sorusu, bunun cevabıdır bu ayet kelime. Evet. O da e, bir mubala e, vezniyle asaddekanla, yani çokça Çok e, le'es-saddaka <laughs> ve mine salihin, evet. e, çokça sadaka verir ve e, salihlerden olurdum. Bana biraz bu daha mühlet verseydin. Geçecektin. Efendim? Çok manidar. çok manidar. Yani farz ibadetler var işte namaz gibi, cihat gibi mesela. Evet. Ee, bunlar yerine kişi kul e, dünyaya dönmek isteseydi hangi ibadeti yapardı? İşte daha çok sadaka ve infakta. Özlenen bir ibadet evet. yani. Peki bu kadar önemli bir ibadeti madem e, heba etmemek adına nasıl ver, vermeliyiz ki e, bunun e, ecri mensubatından kıyamet günü mahrum bir şekilde karşılaşmayalım? Yani yaptığımız ibadet boşa gitmesin Boşa gitmesin, doğru. <laughs> evet. ee, o açıdan önem arz ediyor. Şimdi burada şunu ifade etmek lazım. Yani en güzel infak şekli aslında bir kere yardım edecek olan, infakta bulunacak insanın e, muhatap olduğu kişinin ihtiyaçlarını e, ona hissettirmeden gözlemleriyle tespit edebilmesi. ilk adım olarak. Evet. Ee, bunun akabinde e, yine yardım... E, Edilen kişi yardım edenin kimliğini hiç bilmemesi en güzel yöntem olarak e, ikinci manada ikinci maddede söyleyebiliriz. Üçüncü olarak da kişinin yaptığı yardımı hemen unutması ve kendisine bunu alıştırması aslında en güzel yardım şekli olarak ifade edebiliriz.